Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Videoyu izlemeden önce şöyle bir konuşma yapmam gerekti. Arkadaşlar, tarlanın birinde video çekmiştim, işte bu izleyeceğiniz videoda. Sonra öbür suladığım tarlanın videosunu çektim. Ki ben GoPro'nun bekleyince ekranı kapanıyor. Ben yayını kesmiştim ama kamerayı kapatmamışım. Şarjım da azdı. Maalesef tarlaya gittiğimizde GoPro'muzun da şarjı bitmiş. Yani şöyle size söyleyeyim. Traktörün arkasına koymuştum. Yayını kapatmıştım düğmeye basıp. Ama kameranın kendisini kapatmadığım için şarjı bitmiş. Ya şimdiden kusura bakmayın. Sadece tek bir bölümlük, 18 dönümlük bir tarlamız var orada. O tarlamızı yani hiç sulamadık. Kendi kendine olan bir Eygras tarlasıydı. Dönüme kaç balya verdi deseniz 18 dönüm. Arkadaşlar dönüm 11 balya verdi sadece o tarla. Yani bir dönümden 1000 metrekare 1000 metrekareden 11 tane tabii biraz da ağır basıyordu. 30 kilo üstü 34-35 kilo balya verdi. 11 adet. Arkadaşlar Eygras öneriyor musunuz derseniz bir öyle bir soru sorarsanız, yorum atarsanız şimdi de söylüyorum. Hatta Gürkan sen bunu videonun sonuna ekle. Dinlesinler. Başına değil de sonuna ekle. Vallahi yoğun çekin diyorum bence yani yüksek kesimler herhalde. Bilmiyorum. Suluysa tarlanız yoğun çekin. Susuz ise burayı burası iyice araştırıp iyi tohum bulmaya çabalayın. Öyle ekin yani. Ben yonca taraftarıyım bu saatten sonra söyleyeyim. Yani bizim orası 1100 rakımı olan, 1118 olan rakımlı bir köydeyim ben köyüm. Dönüm 11 balya benim için yani çok zayıf. İsterse 30 değil de 50 protein olsun. Sonuçta yani kötü yulaf ekiyoruz. Dönüme 20-21 balya alıyoruz. Tabii bizim ilk ya, ekim hatamız da olabilir. Ona da olabilir ama işte biraz geç ektik ondan da olabilir ama bizim burada yağmurlar uyuşmuyor arkadaşlar. Tam bunu güzel bale yapayım dediğim zaman yağmurlar bastırdı. Maalesef biçemedim. Biraz tohuma kaçtı. O yüzden yani ya yulaf ya yonca o yüzden tercih ettim. Yoncaların biçildiği zamanlarda çok ufaktı. Değmeyecekti yani biçtiğime. Ya bilmiyorum ben yonca taraftarıyım. Vegras. Bundan sonra Vegras pek fazla ekeceğimi tahmin etmiyorum. Kötü demiyorum. Çok iyidir. Bizim rakımımıza göre iyi değil yani. Ben kendim beğenmedim şahsen. Böyle ağam şahım tarlayı bastı falan diyorlar ya yani. Bizim orada öyle bir şey olmadı. Yok Vegras şöyle tonajlı böyle bir şey görüyor. Şu kadardı arkadaşlar. Vegras'ın boyu. Maksimum şu kadardı yani. Bir ince ince. Pek fazla belli olmuyor. Ama çok güzel bitki yani. Hayvanlar çok deli gibi seviyor yani. O da acayip bir şey. Yani yüksek kırsal kesimlerde sanki bizim oraya değmedi gibi yani. Ben yulaf eklesem daha iyi gibiydi. Size öyle söyleyeyim. Tamam çok güzel. Hayvanlar çok severek yiyor. Deli gibi yiyorlar hatta. Kendilerini yırtıyorlar yerken ama yulafı da öyle yiyorlar. Sadire Yıldırım söyledi ya, yulafı da at önüne, yulaf otunu da yeşil otu olsun da öyle yiyorlar. Bence yani ben kendi fikrim Yıldırım yerine yulaf etsem ben biraz da maddi olarak düşürürseniz her ihtimalde yani yonca aldığımız için alacağımız da için Yıldırım yani bence yulaf daha iyi diye düşünüyorum. Çünkü bizim o rakımlarda sanmıyorum yani onun çok büyük bir verimini olacağını. Ne bileyim 3 biçim, 5 biçim, 6 biçim. Şimdi de söyleyeyim takipçilerime. Yani sorun soruşturun öyle alın. Reklamlara falan bakmadan. O reklamlara inanmayın. Kesinlikle. Yani o dedikleri gibi Adana Ovası'ndan kendinizi karıştırmayın. Ya da rakımı düşük yerlerinden kendinizi karıştırmayın. Kendi ekeceğiniz yerleri. İyice araştırın öyle alın diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınıza cevap verilecektir. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Bizde de olabilir hata. Ben yani onun çok sık olduğuna şey yapmıyorum. Fazla bir boy olmadığı,
Olmadığı gibi de biraz soğuğa çok narin. Soğukta biraz etkileniyor. Yüksek yerler istiyorum yani. Soğukta biraz etkilendi bizimkiler. Yine de iyi Allah'a şükür. Ama dediğim gibi ben yulafı tercih ederim. Beygir aslında yulaf mı deseler. Yulaf derim. Protein olarak hangisini deseler Reygras derim. Ama benim için yoncayı her ihtimalle alan bir insan için yulafı da ekiyorsam Reygras ekmenize yani ben ekmem. Biz ekin ekmeğimiz. Ben böyle yaparım. Kimseye de bir akıl vermek zorunda değilim. O benim hesabıma gelmiyor arkadaşlar. Benim harcadığım maliyeti ödemedikten sonra Reygras vermiş 30 balya veya da yulaf vermiş 40 balya dönüme. Önemli olan benim harcadığım maliyetin üstüne kazanması yani otun biraz büyümesi tabi biraz da Allah tarafından. Yine Allah'tan yine yoğun yağmurlar bastırdı da biraz şey oldu. Tekrar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün Reygras'ınızı balya yaptırıyoruz. Sizlere görüntü çekeceğim demiştim bir önceki videoda. Şöyle şu taraflarda biraz hayvan gübresi olmayan yerler var. Burada mesela hayvan gübresi olan yerlerde biraz daha zorlar farklı büyük oluyor. Burası mesela sulanmayan tarla arkadaşlar. Su olmadan ya kendi yağmurun şeyiyle büyümüş tarlalar. Biz de suladığımız tarlaya gideceğiz. Orada nasıl verimli olacak? Bu ikisini de paylaşacağım videomun bitiminde. Attı. Şu an 30 kiloya ayarlı arkadaşlar. Standart 29'un altında değil. Mesela burası zayıf olan zoo. Şuralar 2 kafetti. 2 zoo'yu 1 yaptım yani tırmıkla. Birazdan yine kalın zoğların videosunu da çekerim burada. Baştan başa şu orta zoğu mesela şuraların videosunu çekeceğim. Birazdan görüşürüz. Değişik olsu var. Birisi oraya düştü, biri oraya düştü. Arada bir 8-9 metre, 10 metrede bir tane düşüyor. İnce ince sapları var. Seni de bir değişik kokuyor vallahi. Gelişte de görürsünüz şimdi. Biraz fazla kurutmuşuz da. Öbür tarlalar ya burayı geç yapalım. Reygras geç kuruyor dediler. En son burayı patladık. Burada biraz fazla kurumuş. Bileydik. Önce burayı biçmiştik. Önce burayı yapardık yani. Model TD110.
çaysız arkadaşlar. Başka böyle boş. Öbür tarlada görüşmek üzere. Sulanmış tarlada. Sulanmış böyle.